arabayı çalıştırıyorum. Alper susacak şimdi arabayı çalıştırdığımda. Herkese günaydın. Bugün biz sabah erkenden uyandık, hazırlandık ve nereye gidiyoruz? Doktora gidiyoruz. Ahmet Han için ilaç yazdıracağız. O yüzden doktora gidiyoruz. Doktor Köyceğiz'de çocuk doktoru varmış. Burada bir doktor sıkıntısı var bu arada. Bir türlü çözemediğimiz, bir türlü sonuca ulaştıramadığımız bir doktor sıkıntısı yaşıyoruz. Onu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Yani burası birazcık tatil yeri olduğu için sizler de biliyorsunuz zaten. Buraya böyle çok özenmemişler. Sağlık konusunda çok eksik. Ve bizim de çocuklarımız var yani. Bu benim canımı sıkan şeylerden bir tanesi. Şimdi işte Köyceğiz'de bir doktordan randevu almış eşim. Çocuk doktorundan. Oraya doğru gidiyorum. Eşim nerede? Eşim aslında bugün geceye gidecek. Sabahtan o da erkenden uyandı. İnşaata gitti. Ustanın yanına gitti. Ustanın arabasıyla inşaata geçtiler. Alper'im şu an uyku saati olduğu için çok mızmız. Ben arabada uyur diye tahmin ediyordum ama biraz sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor. Şu anda Alper'i susturduk. Alper uyku saati olduğu için birazcık nazlandı. Ben arabada uyur diye tahmin ediyordum. Ahmet Han da arabada tablet oynuyor bu arada. Alper uyuyor. Abisi de arkada bir güzel oturmuş tablet oynuyor. Şimdi hastaneye geldik. Şimdi hastaneye geldik. Aracı durduracağım. Park ettim arabayı. İneceğim. Aa, şurada güzel yer varmış aslında. Şimdi hastaneye geldik. Araca park yeri arıyordum. Çok müsait burası. Hastane böyle terk edilmiş gibi aslında birazcık. Çok müsait. Şurada gölge bir yer varmış. Oraya koyayım en iyisi. Şu an yol kenarında duruyorum. Erken geldik. Saat daha 10.30. 11'e 20 var. Aslında bence güzel de gelmişiz. Anca şimdi ineceğiz de çocukla bebek arabasına koyacağım Alper'i. Alper uyuyor hala daha. İneceğiz de doktoru bulacağız da falan filan. Belki bizi erken alırlar diye düşünüyorum. Hani böyle çok bekleyen yok, sadece siz gelin derler mi diye düşünüyorum. İyi oldu yani erken gelmemiz. Buradan dönüşte de ne yaparız bilmiyorum. İnşaata kesin uğrayacağız bugün. Bir bakmam lazım benim de neler oluyor diye. Bir de eşimi alacağım zaten oradan. Bugün geceye gidecek, o söylemiştim. O yüzden onu almam lazım. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Şimdi hastanedeyiz hala daha. Bu arada işimiz bitmedi. Ahmet Han'a penisilin verdiler. Penisilin yaptırdık şimdi şu odada. Penisilin için bir 20 dakika beklememiz gerekiyormuş. Burada beraber bekliyoruz. O sırada Alper'i emziriyorum bir yandan. Ahmet Han da yanımda. Çok az ağladı. Çok ağlamadı benim oğlum. Şimdi arabaya binince ben ona çok güzel şeyler vereceğim. Arabada var çünkü. Ödül olsun diye. Ay, biraz enerjim düştü tabii onu öyle görünce. Evet, şimdi artık hastaneden çıkıyoruz. Hastaneyle tüm işimiz bitti. Babamıza yemek alacağız, yemek götüreceğiz. Bahçe kapımız takılmış. Yanlış anlamadıysam tabii. Ustayla beraber onlara yemek götüreceğim ikisini. Ahmet Han da gayet iyi şu anda. Değil mi oğlum?
Ahmet Han da iyi. İğnesini vuruldu ve iyileşti benim oğlum. Sadece bir tanecik iğne oldu. Başka olmayacak zaten. Şimdi artık babamızın yanına. Ama önce bir yemekhaneden çıkan iki beyefendiyle nereye geldim? Yemek yemeye geldim, pideciye. Buradan hem pide alacağız hem birer çorba içeceğiz. Ondan sonra da babamızın yanına götüreceğiz pideleri. Babamızla ustamız bizden yemek bekliyorlar. Paket yaptırıp götüreceğim. İndirdi iğneyi. Bir tane penisilin şimdi yaptırdık. Bir de ampul, bir tane ampul verdi. Onu da kırıp ağızdan içireceksiniz dedi. Yine onu da yaptık. Kırdık, ağızdan içirdik. Bir de boğazından sürüntü aldı bir. Boğaz sürüntüsü. Buradan sanırım. Evin yolunu unuttum kızlar. Boğaz sürüntüsü aldılar bir de. Onun da sonucu işte birkaç günde çıkacakmış. Haftaya yine gel dedi. Haftaya randevu alacağız. Şimdi daha randevu da alamadım. Haftaya bir daha geleceğiz, kontrol edecek. Yani hani bir ay boyunca bu kadar sık ateşleniyor olması ve bademciklerin bu kadar sık şey oluyor olması bir dedi araştıralım. Öyle bol hastaneli bir gün ya. Geriliyorum ben bu hastane işlerine. Bir de hastanede gerçekten tanıdığınız olmalı. Tanıdığınız yoksa işiniz çok zorlaşıyor. Tanıdık oldu mu hemen araya sokuveriyorlar. Oh mis gibi. Şimdi geldim, içerideyim. İnşaat içine girdim. Artık burası bir inşaat değil, bir ev yani. Ne inşaatı? Önceden inşaat diye diye buranın şey olduğunu unutuyoruz hep. Ev, ev. Evdeyim şu anda. Bizim evdeyim. Merdivenlerin son hali. Şu anda böyle alçı yapılmış, düzeltilmiş üstü. İşte ahşap basamaklar yerleştirilecek. Ve bir de evin badanası yapılıyordu aynı zamanda. Badana boyasını da çok beğendim bu arada. Böyle çok beyaz da değil ama aydınlık, çok aydınlık olmuş. Ama sarı da değil, böyle hafif kırık bir rengi var. Şöyle duvarın yanında durursam. Gayet güzel ve çok güzel olmuş. Yani bayağı beğendim. Çok içime sindi. Şey olmuş, evi aydınlık yapmış her tarafını. Güzel ya. Aynı zamanda ada mutfağım gelmiş bu arada. Şöyle. Ada mutfağım gelmiş. Onun mermeri yoktu. Ayakları takılmış. Ondan sonra dolapların kulpları takılmış. Ay, bahçe kapısı takılıyor. Artık var ya, bir an önce olsun diye böyle ikimiz de yıldık. Hem eşim hem ben gerçekten artık böyle hani mental olarak çökük durumdayız. Ve artık böyle hani olsun ya, hadi olsun diye şey yapıyoruz. Anladığınız içimdeki sabırsızlığı, bir an önce olmasını istiyoruz. Dış kapımızı da gördünüz değil mi? Daha önce göstermiştim. Çok hoşuma gitti o da benim. Alper bu arada bebek arabasında uyuyor. Anne, efendim anneciğim. Ben arabadan... doktorun verdiği sıkıcıları almak istiyorum. Tamam, birazdan Yiğit'in oraya giderken alırsın. Yiğit'in yanına gideceğiz, tamam mı? Ama evet. Gerçekten. Evet. Bu arada merdivenin başına şey takılmış. Burası şeydi. Burası bizim ardiye olacak. O yüzden buraya böyle bir, ne derler bu kapının adına?
akordiyon kapı. Akordiyon kapı almıştık internetten. O gelmişti, onu taktırmış eşim bir yandan. Güzel olmuş ya, böyle size de göstermiş olayım. Size de fikir olsun çünkü benimle beraber biz de inşaat yaptırıyoruz, bize de göster, bize de fikir olsun diyenler var. Size de böyle en azından göstermiş olayım. İnşallah bir gün artık sabah uyandığımda size buradan günaydın demek istiyorum. Vlogu buradan açmak istiyorum. Aslında çok bir şey istemiyorum ama artık bir an önce bir şeyler olsun istiyorum. Bu belirsizlik, evdeki bir eşya toplama durumu, evimi temizleyesim gelmiyor. Yani orasını temizleyesim gelmiyor. Çünkü artık evden de soğudu. Bir an önce taşınmak istiyorum. Öyle bir şey içerisindeyiz. Belirsizlik içerisindeyiz ve en kötü şey de belirsizlik zaten. Böyle bekliyoruz sadece. Ustalar bir gün geliyorlar, bir gün gelmiyorlar. Bir gün geliyorlar, bir gün gelmiyorlar. Onların da bu şeyler tabii sıkıntı oluyor. Bayağı bekletiyor bizi. Kafadan nereden baksanız, hani toplasanız toplam olarak böyle bir gün, beş gün, işte on gün, bir hafta neyse gelmedikleri zamanı toplarsak 2-3 ay boyunca bizi geriye atmış olabilirler. Yani sürekli gelip çalışmadıkları için, arada bir böyle geldikleri için tabii bizim evde arada bir yapılıyor. O yüzden böyle yavaş ilerliyor işte. Ama artık şu an gerçekten çok az kaldı. Koli yapmaya başladık ya. Gerçekten çok az kaldı. Hani hep şey diyorduk, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Ama şu an gerçekten çok az kaldı. Artık ucundayız, kuyruğundayız. Bakalım bir günde buraya eşya getiririz Allah'ın izniyle. Şöyle yine genişten göstermek gerekirse, bu eve zaten ayrıca bir tur yapacağım sizinle beraber. Detaylıca inceleyeceğiz burayı. Bu şekilde sadece merdivenin, şöyle yakından da göstereyim size. Üzerini böyle düzlemişler buralarını. Yani tam da güzel düzlememişler ama bunların üzerine şey gelecek. Ahşap basamak gelecek. Ve işte şu ışıkları takılacak. Bir de korkuluk. Ya bunlar çok çabuk olacak şeylermiş güya, bilmiyorum ama umarım öyle olur. Şurasına da yine o zemine de bir ahşap kesildi. O da oraya gelecek. Bu şekilde olacak inşallah, bakalım. Şöyle bir gün şöyle şık yapacağım. Olacak inşallah. Şimdilik son durum bu şekilde. Beğendiğim şeylerden bir tanesi buraya, burası tamamlanmış. Buraya artık şömineyi getirip koyabiliriz neredeyse. Boyanmış. Çok güzel olmuş. Şuraya böyle dekoratif ağaçlar alacağız. Odunlar alacağız daha doğrusu. Alper hala uyuyor bu arada. Şu da gördüğünüz şey, ada mutfak. Bunu çok beğendim. Bu şekilde tezgahla aynı desende mermeri. Ama istersek kaplayabiliriz. Ben şu anda bu şekilde kalması yönünde fikrim. Ama ben sıkılırsam, biliyorsunuz benim, değişiklik istedim mi hemen bir kaplamaya bakar. Buralarını da böyle dolap olarak değerlendirdik biz. Şu şekilde çekmece ve dolap olarak değerlendirdik. Benim bütün kalabalığımı alacak inşallah. Bu şekilde. Bu taraf dolap, o tarafta oturma alanı. Ama istersek burada da tabii oturabiliriz. Çünkü buraya bir çıkıntısı var. Oturmak için bir çıkıntı var. Elim kirlenmiş. Böyle. Güzel oldu. Bayağı içime sindi açıkçası. Ayakları da çok hoş olmuş. Şu şekilde göstereyim ayağını da. Bu da çok hoş olmuş. Bu da çöp bu arada. Bunu da yerleştireceğiz. Montelenecek şeyin içerisinde, dolabın içerisinde. Son durum bu şekilde. Ahşap mutfaktan. Ay, ahşap mutfak diyorum. Ada mutfaktan. Son durum bu şekilde. Kulplar takılmış. Mutfaklık bir iş kalmamış artık. Yani artık ocağın bilmem neyin kurulumu yeterli olacak. Başka bir iş kalmamış burayla ilgili. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Burada bir komşumuz var.
evden çıktık şimdi. Buradaki komşumuzu bir ziyaret edeceğiz. Bir kahvesini içeriz. O sırada da babamızın işleri birazcık kolaylamış olur. Sonra eve gideriz diye düşündük. Bakalım, hem de burada Ahmet Han'ın arkadaşı var. Beraber oynarlar. Değil mi Ahmet Han? Nasılsın peki? Daha iyi misin? Evet. Çok sevindim. Bacağım biraz mı ağrıyor? Evet. Normal anneciğim, bu kadar iğne yaptılar sana. Kıyamam sana ben. Each and every day I get lost in the words I say. I don't push pods, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Arkadaşın evinden şimdi çıktık. Kısır yedik, kek yedik, yanına bir muhallebi yapmıştı, onu yedik. Onu yedik, bunu yedik, var ya o kadar güzeldi ki. Çocuklar da doya doya oynadılar. Hava burada yaz günü gibi olduğu için çocuklar hep bahçede oynadılar. Biz de bahçede yedik zaten. Alper orada bir güzel uyudu. Alper'i orada bir güzel emzirdi. Şimdi daha yeni uyandı, o yüzden kucağımda. Babamız geceye gidecek tekrardan. Geceye gideceği için biz baş başa kalacağız. Çocuklarla baş başa kalacağız. Akşam saat 10.30'da toplantım var. Çocukları erkenden inşallah uyutursam ben de toplantı yapacağım diye düşünüyorum. Oo, gazman. Beyefendi, kayıt sırasında gaz çıkardınız. Ne hissediyorsunuz? Aman benim gazmanım, küçük gazmanım benim. İşte şimdi gidiyoruz. Babamız son kez bahçe kapısında bir daha bakayım dedi. O yüzden inşaatın önünde bir daha durduk. O şimdi indi arabadan. Onu bekliyoruz arabada. Gelecek ve devam edeceğiz. Biraz acelemiz var. O hemen gider gitmez tıraş olup üstünü giyinip gitmesi lazım. Artık bugün akşam yemeği yapmadım. Burada kısır falan yedik ya. Doyduk yani onunla. Benim de içime geldi biraz. Hemen şimdi eve bir gidelim de hayırlısıyla. Evde görüşürüz yine. Başka bir sevgili sevemem. İstemem senden, vazgeçemem, vazgeçemem ben. Al bakalım. Biz eve geldik. Babuşkomuz apar topar işe gitti. Biz de Ahmet Han orada yedi ama Alper orada uyuyordu. O yüzden Alper bir şey yiyemedi doğru dürüst. Gündüz bir yedirmiştim onu. Sonra biraz orada kek yemeye çalıştı. Muhallebiden yemeye çalıştı. Şimdi dedik eve geldik, böyle sağlam bir şekilde karnını doyurayım. Yedireyim bir şeyler dedim. Şimdi Alper Bey de doyduğu zaman işlerin büyük bölümünü halletmiş olacağız. Bu da bir iş çünkü. Bu arkadaş doymazsa keyfi yerinde olmuyor çünkü. Onun doyması bütün işlerden önemli çünkü. Bir de çok dişi kaşınıyor. Çok. Çok dişi kaşınıyor. Yavrum benim. Çok zor ya. Bu bebeklerin diş çıkarma olaylarına çok üzülüyorum. Çünkü ben 20'lik diş acısı çektim. 20'lik dişimi çıkartana kadar canım çıkmıştı. Ki onlar bir sürü diş çıkarmaya çalışıyorlar. Çok zor. Allah'ım. Allah'ım. Kızlar, bu arada ben üstümü değiştirdim. 300 kere değiştirdim hatta. Yani kere değil. Akşam toplantım var ya, o yüzden üzerimi değiştirdim bu arada toplantı için. Şimdi şöyle ailece oturmuşuz. Ne yapıyoruz? Abur cubur saati yiyoruz. Ahmet Han uzun zamandır yemiyordu. Bugün isteyince ona kıyamadım. Ne varsa döktüm. Onları yiyoruz. Ama Alper az önce halıya çay döktü. Ve hala kurcalamaktan vazgeçmiyor. Eşim bu arada gecede. O da gitti. Ben tek başımayım. Çocuklar abur cuburlarını yesinler. Ondan sonra onları yatıracağım. Yaptığı hiçbir şey yok. Yaptığı hiçbir şey yok. Sadece tepsinin içine girmeye çalışıyor. Sadece karıştırıyor. Yaptığı hiçbir şey yok. Şuna bak ya. Yapma diyorum, yine yapıyor. Yapma ya. Allah Allah. O cips. O sana göre değil. Ver onu. Sana cici bebe veriyorum. Almıyorsun.
kızlar var ya, yani gerçekten öyle bir şey içerisindeyim ki, telaşe. Arkadaşımın doğum günü olduğunu gördüm story'de. Ben de apar topar onun doğum gününü kutlamak için kapısına gitmeye karar verdim. Şu anda saat 10.45'te toplantım var. Yani bir saat falan vaktim var aslında tamı tamına. Dedim ki ya ne olacak, hani gideyim en azından kutlamış olurum ben de dedim. Story'de gördüm ve çok üzüldüm yani. Pastaneye geldim, pasta aldım hızlı bir şekilde. Ay, buradan mı gidecekti kız? Evine de ilk defa gideceğim, biliyor musunuz? Evine ilk defa gideceğim için de emin değilim. Dedim ki, ona da mesaj attım. Dedim ki ya kuzu dedim, ya sen kaçıncı katta oturuyordun dedim. Ondan sonra bana diyor ki 2 dedi, hayırdır dedi. Ya dedim, bizim bir arkadaş dedim, oradan birini tanıyormuş da dedim, seni tarif etti, senden mi bahsetti anlayamadım dedim. Ondan sonra kimmiş kız o falan dedi. Ay dedim, ismini de unuttum şimdi dedim. Resmen numara çevirdim yani ona. Karanlık bu arada, beni görmüyorsunuz. Yani resmen numara çevirdim ve katını da öğrendim ya. Şimdi evine doğru gidiyorum. Şu an sokak aralarındayım. İnşallah evi de bulacağım bugün. Yani inşallah yanlış bir yere girmemişimdir. Neyse, pastayı aldım ama mum yok. Mumu unutmuşum. Ay mumu aldım ama çakmak yok. Konuşamadım, siz beni anladınız. Kız neresi bunun evi? Kız biz nereye gidiyoruz? Ay. Allah Allah. Dur bak. Evet, yanlış sokağa girmiş zannedip şimdi doğru sokağa gireceğiz inşallah. Anam bulacak o evi. Yoksa elimizde pasta, elimizde patlayacak pasta yani. Dur bakalım. Ya gündüz çok geldim. Yani evine bıraktım onu çok kez gündüz. Ama karanlık olunca şu sokakları şaşırdım. Şimdi tekrar bizim eve geldim. Bizim evden onun evine gideceğim. Öyle daha iyi ezberimde duracak sanki. Evet, bizim eve geldim. Bizim evden onun evine geçeceğiz anneciğim. Şu kamyon kardeş geçsin. Ama bence ben onun evini hatırlıyor gibiyim. Hatırlıyor gibi misin? Evet. Ben hiç hatırlayamadım ya. Sen nasıl hatırlıyorsun? Anne bizim... Pasta düşmedi değil mi? Evin yakınında... Ha, pasta düşmedi değil mi? Ay, bir şey düştü. Biziz. İyi ki doğdun Ermi. Şaşırdın mı? Ay merhaba. Arkadaşımın evine geldim. Şöyle pastasını story atacak ona. Pastasını çekiyor. Ay bir şey diyeyim mi? Ben eşi evde değil zannediyordum. Öyle anladım mesajdan. Bir geldim, eşi de evdeymiş. Üstelik misafirleri de varmış. Neyse, güzel oldu. Güzel oldu mu? Eve geldim. Abi bugün o kadar koşturmalı bir gün oluyor ki ben bile kendime inanamıyorum. Eve geldim, hırkamı çıkardım, hemen şunu giydim, üzerime bu uyuyor diye. Çocukların ikisini de uyuttum. Tam uyku saatleriydi zaten. Gelir gelmez yatırdım onları. Şimdi toplantıya gireceğim. Toplantım tam 10.45'teydi. Şu an 15 dakikam var. Hemen toplantıya gireceğim. Evi toplamadan falan gitmiştim. Artık bulaşıkları da toplantıdan sonra toplarım. Şuradan bardağımı alayım. Uğurlu bardağımı. Bir dakika. Buraya koydum değil mi? Bardağımı da aldım. Bu var ya, bu. Benim için o kadar önemli ki. Yani bir markanın benim hayatımda bu kadar yer edeceği hiç aklıma gelmezdi. Neyse, şimdi hızlı bir şekilde toplantımı da yapayım inşallah. Güzel bir şekilde. Ondan sonra da artık günü kapatırız. Yani buraya kadar izlediniz mi? Benim yorgunluğum buraya geçiyor mu videoda? İnşallah geçiyordur. O kadar yoğun bir gün yaşıyorum ki koştur 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 koştur. Neyse ama çok güzel oldu. Allah böyle yorgunluklar versin. Şu anda çok keyifliyim. Bir de toplantıyı atlattık mı tamamdır. Suyumu dolduruyorum. Çok susuyorum çünkü toplantıda. Hırkamı çıkardım çünkü çok ben terledim hızlı hareket edince. Araba falan sürdüm. Hızlı hızlı buraya geldim. O yüzden şimdi yerimi hazırlıyorum. Neyse, hadi görüşürüz toplantıdan sonra.
toplantım bitti. Yani biteli bir saat falan oluyor. Ama ben resmen uyukladım. Yani şu bir saattir koltukta, toplantı bittikten sonra başıma bir ağrı girdi. Şu kaşlarım var ya, böyle şöyle yapıyorum kaşlarımı, şöyle yapıyorum. Ay biraz bu rahatlattı yani. Böyle masaj yapa yapa rahatladı. Alper uyandı. Toplantının ortasında uyandı Alper bu arada. Kucağımda Alper'le devam ettim toplantıya. Ay sonra işte bitirdim, başım ağrı. Başıma bir ağrı girdi. Şimdi kahve yapacaktım ama takatim yok. Bugün gerçekten çok yorulduğumu hissediyorum. O yüzden hemen gidip uyuyacağım. Şu an Alper yeniden uyanmadan hemen gidip uyumam lazım. Artık sabaha görüşürüz inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ay bu rengi de çok sevdim ya. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne diyordum başka? Şimdiden güzel yorumlarınız için hepinize çok yine teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizlerden bana gelen o güzel enerjilerinizi, güzel dualarınızı, güzel dileklerinizi hep hissediyorum. İyi ki varsınız gerçekten. Öyle. Bunu da söylemek istedim. Başka bir şey söyleyecek miydim size? Aklıma gelmedi. Görüşürüz. Hoşçakalın.